sıcak gelişmeler var. Nedir? Sensibile. İtalyan spor direktörü işbaşı yaptı. Arkadaşlar rakam da paylaşalım. Yıllık maliyeti 400 bin euro. Ve yanında bir tane de İspanyol scout. Sanırım İspanyol. Yabancı bir scout getiriyor. Scout'un özelliği scout İstanbul'da yaşayacak. İstanbul'da mesai verecek ama yurt dışı. Mevcut scout ekibi nasıl olacak? Mevcutlarda yollar ayrılabilir ama şu an için öyle bir karar yok. Benim anladığım mevcut scout ekibi Emre Utkucan'ın başında olduğu yurt içinden sorumlu olacak gibi şu an için. Ama Emre Utkucan'ın da ayrılması taraftarı bayağı bir ayaklandırabilir gibi geliyor bana. Ben bu arada ama şunu da söyleyeyim. Ben Emre Utkucan'ın ayrılmasına şaşırmam. Şöyle, bu kulüpte Fatih Terim'in görevine son verildiyse scout ekibinde Emre Utkucan'ın haylaylı görevine son verilir. Marka dışında, markayı da özellikle belirtiyorum. 4 milyon euro ama müthiş yatırım. Onun dışındaki hiçbir transfer. Ben şimdi Berkan'ı beğenmiyorum. Ben Berkan'ı şöyle beğenmiyorum. Ben Berkan'ı 4 milyon euroya alınan bir oyuncuya göre beğenmiyorum. Siz Berkan'ı İsviçre'den 150 bin euroya getirseniz ben ona pekala tahammül ederdim. Yani Galatasaray'da sıkıntı. Doğru. Para harcayarak bugünlere geldi. Şimdi diyorlar ki financial fair play vardı. 13 milyon euro Jacques'le 8 milyon oyunda ama kim verirdi? Allah aşkına yani ikisi de kötü oyuncular değil bu arada. Ama 13 ve 8 milyon euro verilecek oyuncular değil. Çıkal daha 6,5 milyon euro. Yani scout ekibi ben öyle eksi yazarım. Şimdi dün sen de izlemişsindir. Slavia Prag Fenerbahçe maçı. Doğru. Arda Güler'le hepimiz gurur duyuyoruz çocuk. 14 yaşında gençler ne Fenerbahçe gelmiş. Ben de ampul yandı. Recep Niyaz da böyle gelmiş. Yani neye geleceğim? Sen mecbur değilsin altyapında 10 yaşında oyuncu keşfetmeye. 13, 14, 15 yaş aralarında da oyuncu bulup pekala altyapı bünyene katabilirsin. Semih Şentürk Fenerbahçe'de öyleydi. Bu arada sen Mert Çetin'le Galatasaray bir dönem ilgilenmişti. Doğru. Ama ne zaman ilgilendi? Mert yurt dışına gittikten sonra yanılmıyorsam ilgilenme süreci başlamıştı diye hatırlıyorum. Öyle bir Kayseri Spor Mert Çetin'i alıyorsa ben Semih Kaya'nın geri dönmesine şer koyarım. Evet. Anlatabildim yani. Altyapı kontenjanından senin, falan gelmedi senin, aslında. Senin bütçen Kayseri'nin çok çok önünde. Kayseri Spor'u küçümsemek değil ama orada rakamlar orası konuşur. Gerçekten. Yani orası Spor rakamlar konuşur. Ve yani pekala da bir yerli stoper Galatasaray'ın artı 3 kurulunu düşündüğünde olabilir. Marka Nelson bu kadar sallantıda giderken. Yani sözün özü bir hamleler görülüyor işte. Sen Sibile 400 bin euro dedim. Hı-hı. Yanında getirdiği scout. Aylık 5-6 bin euro, 60 bin euro yıllık maliyeti. Rakamları özellikle belirtiyorum arkadaşlar. Ben bu rakamlara şöyle itiraz etmiyorum. Bir operasyon yaparsınız. 10 milyon euro, 15 milyon euro bulduğunuz bir oyuncu satışı kulübün 3-4 yıl nefes almasını sağlarsınız. O yüzden bu rakamlara çok takılmıyorum. Böyle bir yapıya da ihtiyaç vardı. Çünkü demin bahsettiğim dilim döndüğünce. Yani Galatasaray en son 2017 yazında bir yapılanmaya gitti. İşte Gomisler, Fernandolar, Badu Endiaye'ler, Feguller, Belhandalar. Ama o takımda hep anormal paralar harcandı ama hoş o takım hep para kazandırdı. Hı hı. Yani Fernando'dan beri iyi para kazandı Galatasaray, bonservis, Gomis, Endiaye zaten rekor kırdı. Neye geleceğim? Yani yine böyle bir yapılanmaya ihtiyacınız vardı. Çünkü hani 4 yıllık süreçte ben transfer dönemlerinin iyi geçirildiğini düşünmüyorum. Hı hı. Gençleşme operasyonu bende şöyle karşılığı yok. Benim için gençlik operasyonunun karşılığı Beşiktaş'ın yaptığıdır bugün. Öz kaynaktan sıfır maliyetli Ersin, Rıdvan, Emirhan, Serdar. Yazın Galatasaray U19'dan 4 yiyen takım. Bugün Galatasaray'ın oyuncuları Nida Anadolu'ya, o da küme düşecek muhtemelen. Kiralık gönderiyorsun. Beşiktaş'ınkiler A takımda gayet yer alıyor. Bana o daha gerçekçi geliyor. Galatasaray'ı bu yüzden eleştiriyorum. Bu eleştirimi yaparken de işte bu hamlelere, işte Torrent, Luis Campos, Sensibile, Scout itirazım yok. Böyle bir profesyonel yapıya ihtiyaç vardı ama bir şerh neye de koyuyorum? Zamanlamada. Yani şu anki yapıda Galatasaray'ın en olabilecek şey Torrent'e huzurlu bir çalışma imkanı sağlamalı. Sizin de Luis Campos'u şu an için. Çünkü takımın durumu ortada. Avrupa Ligi'nde öyle ya da böyle Fatih Terim'in tek eleştirilmeyecek yanı Avrupa Ligi'nde emanet ettiği takım. Deplasman'da gol yemiş. Lider takım bıraktı. Siz bunlara mesai harcayacağınıza sport direktör, scout, sezon sonu artı Galatasaray'ın şu kadrosu evet arkadaşlar bence de müthiş bir kadro değil ama sayısal olarak çok transfer ihtiyaç olan bir kadro değil. Yani 3-4 nokta takviyeyle kalite konusunda problem yaşadığını düşünmüyorum Galatasaray'ın.